Merhaba sevgili izleyenlerim. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videomuzda Ubiquinol'e dair bilgilendirme serimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz her ay YouTube videolarımızdan bir tanesinin içeriği Ubiquinol ile ilgili bilgilendirici detaylar oluyor. Bugünkü konumuz hücresel sağlığınızı açığa çıkartın. Aslında hücresel sağlığımız, enerjimiz ortaya çıktığında biz hem bilişsel olarak hem kardiyovasküler olarak, hem fertilitede, hem de genel iyilik halimizde çok daha performansı yüksek bir duruma geliyoruz. İşte bunu bize sağlayacak unsurlardan bir tanesi de sizlere hep bahsettiğim Coenzim Q10'un aktif formu olan Ubiquinol. Biraz sonra başlayacak olan videomuzda da bunu detaylı olarak anlatacağım. Bizi dinleyin, notlar alın. Ama en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın ve lütfen çıngırağımızı işaretleyin. Başlıyoruz. Merhaba sevgili izleyenlerim. Biliyorsunuz bir süredir YouTube videolarımda ayda bir kez Coenzim Q10'un aktif formu olan Ubiquinol ile ilgili bilgi veriyorum. Bugün Ubiquinol'ün hücresel enerjinizi açığa çıkartın başlıklı bilgilendirici YouTube videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Ubiquinol neydi? Coenzim Q10'un aktif formuydu. En önemli yaptığı işlevlerden bir tanesi neydi? Enerji üretimi için gerekli olan Coenzim Q10, bizim hücremizdeki mitokondrilerin enerji üretimi için gerekli olan bir formdu. Coenzim Q10, onun da aktif formu Ubiquinol'dü. Şimdi Coenzim Q10 eğer hücrenin enerji üretimine destek olan mitokondri için çok önemli bir aktif formsa Ubiquinol, o zaman her hücremize bulunuyor. Peki ne oluyor? Yaş aldıkça, biz 25 yaşının üstüne çıkmaya başladıkça bu da azalmaya başlıyor. Peki biz bunu ne yapıyoruz? Belli bir yaştan sonra ya onun var olduğu besinleri belli bir yere kadar arttırıyoruz. Mesela sakatatlarda var, somonda var, brokolide var, ıspanakta var, kırmızı et de var. Belli bir yere kadar arttırıyoruz ve dışarıdan alma yoluna gidiyoruz. İşte o kadar biliyoruz ki Ubiquinol'ün artık sağlık açısından çok önemli yararları olduğunu. Gelin bir kere daha bunun üstünde duralım. Birincisi artan enerji seviyeleri. Bizim için her şeyin temeli enerji ise, yaptığımız her şeyin temeli enerji ise bizim o enerji seviyesini artırmamız da çok önemli. Mitokondriyal fonksiyonları iyileştiren Ubiquinol genel enerjimizi de zaten kendiliğinden arttırıyor ve yorgunluğumuzun azalmasına neden oluyor. Bir başkası kalp sağlığımızın iyileştirilmesinde kaçınılmaz bir öğesi var. Çünkü kardiyovasküler sistemlerin içinde oksidatif strese karşı savaşan bir yapısı da var. Yaşa bağlı hastalık riskinin azaltılması, immün sistemi destekliyor, beyin hasarlarını engelliyor. Hep bu yine oksidatif stresi engelleyici mantığıyla yaptığı şeyler. Geliştirilmiş bir egzersiz performansı oluşturuyor. Özellikle egzersiz yapmadan önce alınan Coenzim Q10'un çok daha bize destek olduğu ile ilgili bilgilendirici yayınlar var. Yani o bir Ubiquinol'ün, Coenzim Q10'un aktif formu olan o bir Ubiquinol'ün. Bir sürü insan Ubiquinol'ü kullandıktan sonra vücudundaki iyilik haliyle ilgili raporlamalarda bulunmuş, yapılan bilimsel araştırmalarda. Bu yüzden de bu biraz önce söz ettiğim genel konularla ilgili, iyileştiriciyle ilgili bilimsel çalışmalara dayalı şüphesiz bir destekleyici yanı da var anlattıklarımızın. Biz Ubiquinol'ün bize karşı iyileştirici unsurlarını görmek için vücudumuza bir kere mutlaka bir profesyonel kontrolünde ve belli dozlarda kullanmalıyız. Rutin olarak kullanımımıza devam etmemiz de tabii ki çok önemli. Genel enerji seviyemizin yükselmesinde sağlıklı beslenme, su içme, aldığımız besin takviyelerinin doğru kaynaktan ve doğru öneriyle alınması, sağlıklı beslenmeyi hiçbir zaman bir kenara bırakmadan
onun devamlılığının sürdürülmesi, uykumuza dikkat edilmesi de mutlaka olmalı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.